Evet, leblebi izleyicileri, şimdi süreklilik konusunu anlatacağız size. Şimdi süreklilik dediğimiz olay arkadaşlar, limitin bir devamıdır aslında. Biz limiti anlatırken ne demiştik? Bir noktada limitin olabilmesi için o noktada sağdan ve soldan limitin birbirine eşit olması gerekiyordu. Mesela şu grafik için baktığımız zaman 2'ye biz soldan yaklaşsak buraya gidiyordu, sağdan yaklaşsak buraya gidiyordu. Farklı farklı noktalara gittiği için ne yok diyorduk? Limit yok diyorduk. Değil mi? Şimdi süreklilikte arkadaşlar bir kere limit olacak. Yani kesinlikle ne olacakmış? Limit olacakmış. Dikkat edin, x a'ya giderken limit fx diyoruz, olacakmış. Bu demişiz f de a'ya eşittir. Yani fonksiyondaki görüntüsüne eşit olması lazımmış bu limitin. Yani şunu demek istiyoruz. Örneğin şimdi şu ifadeye baktığım zaman burada ne var? Bir limit var mı? Soldan ve sağdan yaklaştığım zaman aynı noktalara gidiyor. Yani burada limit var. Tamam, güzel, hoş. Ama içi boş değil mi? İçinin boş olması limite bir etkisi var mıydı? Yoktu. Ama süreklilikte bu önem arz ediyor arkadaşlar. Yani limit olacak ve bunun içi dolu olursa o zaman sürekli olacak. Baktığım zaman bu burasında var içi dolu olan ifade, burası boş. O zaman buna biz ne demeyiz arkadaşlar? Sürekli demeyiz. Yani sürekli olabilmesi için böyle değil, böyle değil, böyle değil, işte şu tarz bir ifade olması lazım. Yani şekil itibariyle gösterirsek arkadaşlar, şunun içi boş olsaydı sürekli değildi. Ama içini doldurursak arkadaşlar buna ne diyeceğiz biz? Sürekliymiş diyeceğiz. Şekil sorularında bunu kullanabiliriz arkadaşlar. İçi dolu olacakmış, aynı zamanda limit olacakmış. Şimdi hatırlarsak limite biz ne demiştik? İp kopmaması yeterli demiştik değil mi? Limitin olması için. Grafiği ip gibi düşünürsek, ip kopuyorsa bakın burada limit yok. İp kopmuyorsa kopmamış, 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 limit vardır diyorduk arkadaşlar. Doğru mudur? Süreklilikte ne yapacakmışız? Bunun üstüne bir şey daha ekleyecekmişiz. İçi boş olmamalıymış, içine olmalıymış, dolu olmalıymış diyoruz arkadaşlar. Baktığım zaman. Şimdi şu ifadeyi bir kontrol edelim. İki noktasında limit var mıdır? Vardır. Peki sürekli midir arkadaşlar? Sürekli değildir. Neden sürekli değildir? İçi çünkü boş arkadaşlar. O halde diyelim ki burada limit var ama sürekli mi? Değil. Şimdi burada arkadaşlar zaten ne oldu? İp koptu. İp koptuğuna göre limit yok. Limit yoksa zaten bu sürekli değildir diyoruz. O halde bir ifadede, yani bir noktada limit yoksa o kesinlikle ne değilmiş? Sürekli değilmiş. Bakın burada limit var mıdır? Vardır. Limit var. Sürekli midir? Arkadaşlar baktığımız zaman içi dolu. İçi doluysa yetiyor muydu limit olduğu zaman? Yetiyordu. O zaman burada neymiş? Süreklidir diyoruz. Bakıyorum limit var. Peki sürekli mi? Bakın burası boş. Burada dolu olmuş. Bunların iç içe, yani üst üste binmesi lazım. O halde bu ne değilmiş diyoruz? Sürekli değilmiş diyoruz bu noktada. Şimdi bunların ışığı altında arkadaşlar bir örnek vermişiz. İşte tablo çizmişiz, yani bir şekil çizmişiz. Demişiz ki fx fonksiyonunun -5, 5 aralığında süreksiz olduğu noktaların absisler toplamı acaba kaçtır? Yani biz şu an süreksiz olan noktaları mı arıyoruz? Evet. Hangi aralıkta? -5, 5 aralığında. Yani şu aralıkla şu aralıktaki süreksiz olan kısımları arıyoruz. Attığım zaman -4'e geldim. Ne olmuş? İçi bomboş bir ifade var. O zaman -4'te süreksiz midir? Evet. Artı diyelim. -3'te süreklidir bu. -2'ye geldim. Bakın içi boş, burada dolu. Yani üst üste binmesi lazımdı sürekli olabilmesi için. O zaman -2'de de aynı şekilde ne? Süreksiz. -1'e geldim, içi boş. O zaman burada da nedir arkadaşlar? Süreksizdir. 1'e geldim, zaten limit yok. İp kopmuş arkadaşlar. O zaman burada da süreksizdir. 2'ye bakıyorum, içi dolu. Limit de var. Değil mi arkadaşlar? O zaman olay bitmiştir diyoruz. Burada nedir? Süreklidir.
Yani bu nokta ve şu noktada neymiş arkadaşlar? İfademiz süreksizmiş. O halde bunların toplamı ne yapar diyoruz? Eksi 6 imiş diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir diğer örneğe bakalım. Bir fonksiyon vermişiz. Nasıl fonksiyon arkadaşlar? Parçalı fonksiyon. Reel sayılar kümesinde sürekli olduğuna göre demişiz. M kaçtır diye söylemişiz. Bakın bu ifadenin reel sayılar kümesinde sürekli olabilmesi için arkadaşlar ne lazım? Öncelikle limit lazım. Yani sağdan ve soldan limitlerin birbirine eşit olması lazım. Bunun yanında ne lazım arkadaşlar? Şu eşittirin olmuş olduğu ifadenin de yine bunlara eşit olması lazım. Yani şunu demek istiyoruz. Sen bu ikiyi tutarsın kardeşim, burada yazarsın. Ne oldu? 4 eksen, yani x yerine 2'yi yazdım. Bu 2'yi tutarsın burada yazarsın. Ne oldu? 2m artı 8. Ne geldi arkadaşlar? Karşıya atıyorum 3m. Bunu karşıya attım. Eksi 4. O halde m dediğim ifade kaçmış? Eksi 4 bölü 3'müş şeklinde söylüyoruz. Zaten de mi arıyorduk arkadaşlar? Bakalım diğer örneğe. Bir fonksiyon veriliyor. Yine parçalı fonksiyon reel sayılar kümesinde sürekli olduğuna göre m çarpı n kaçtır diye soruyor. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Yine reel sayılar kümesinde sürekli mi? Evet. Zaten şimdi burada bu ifadeleri burada da süreksizde itecek tek bir nokta vardır. O da burada fonksiyonu parçalara ayıran noktadır. Yani iki noktasıdır. Limitte de bahsettik arkadaşlar buna sizden. Yani iki noktasında ne olabilir bu? Olsa olsa süreksiz olabilir. Veya buraya baktığım zaman dört noktasında olsa olsa süreksiz olabilir. Dolayısıyla biz burada 2'yi, burada ne inceleyeceğiz? 4'ü. Şimdi 4'ü burada yazıyorum. Ne oldu arkadaşlar? İşte 4 yazdığım zaman 4m artı 7 oldu. Yani x yerine gidiyorum 4 yazıyorum. Limitte olsaydı sadece bununla buna bakıyordum, değil mi? Bunu yazıyordum, bunu yazıyordum, eşitliyordum. İşte sürekliliğin limitten tek farkı şudur. Bu eşit olacak. Yani 4 yazdığım, bu da tamam, 4 yazdığım zaman bununla bu eşit olacak ama bunların ikisi de gidip şuna eşit olacak arkadaşlar. Yani buradaki 3 ifadenin birbirine x yerine 4 yazıldığı zaman eşit olması gerekiyormuş diyoruz özetle süreklilik için. O halde 4m artı 7 dedim. Buyurun dönelim buraya. X yerine 4'ü yazdım. Eşittir kaçmış dedim? 9'muş dedim. 4m diyorum. Karşıya atıyorum. Ne geldi? 2 geldi. O zaman m kaçmış? 1 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Şu an m'i bulduk. 1 bölü 2. Gelelim diğer tarafa. X yerine 4'ü yazdım. 9. X yerine 4'ü yazdım. Ne geldi arkadaşlar? Bakın 4 yazıyorum. 8 artı m eksi n. Eşittir kaçmış? 9'muş arkadaşlar. Peki buradan ne gelecek? M yerine 1 bölü 2 yazdım. 8 artı 1 bölü 2 eksi n eşittir 9 dedik arkadaşlar. Karşıya atıyorum, karşıya atıyorum. 8 eksi 9 diyelim, uzatmayalım. Eşittir kaç geldi? N geldi. Burası kaç? Eksi 1. 1 bölü 2 eksi 1 dedik arkadaşlar. N ise, peki buradan n dediğim ifade kaçmış? Eksi 1 bölü 2'ymiş. M de neymiş? 1 bölü 2'ymiş arkadaşlar. O halde buradan ne olacakmış diyoruz? Bunların çarpımı bulunacakmış diyoruz. 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'yi çarpar isek cevabımız eksi 1 bölü 4'müş arkadaşlar. Evet, yine bir örneğe bakalım arkadaşlar. Yine bir parçalı fonksiyon verilmiş. Fx fonksiyonu tanımlanmış. Olduğuna göre diyoruz. Fx fonksiyonu kaç farklı x değeri için süreksizdir diye sorulur bize. Ne dedik? Öncelikle bu fonksiyonu parçalara ayıran nokta, yani kritik nokta dediğim kavram neydi? Birdi. Eğer bu birler burada ve burada yazıldığı zaman birbirine eşitse bir noktası için süreklidir diyebiliriz. Bakalım, bir yazıyorum. 3 bölü ne geldi arkadaşlar? Dikkat edin, 1 eksi 4'ten eksi 3 geldi. Yani kaç geldi? Eksi 1 geldi. 1 yazıyorum, 3 oldu. 1 yazıyorum, eksi 15 oldu arkadaşlar. Burası kaç geldi? Eksi 1 bölü 5 geldi. Eşit midir? Değil. O zaman bir noktasında ne bu? Süreksiz midir? Evet. Başka. Şimdi burada bir de içteki fonksiyonlara bakacağım. Bu fonksiyon nasıl fonksiyon? Rasyonel bir ifade. Değil mi? Rasyonel fonksiyon. Bu ifade ne? Yine aynı şekilde rasyonel bir ifade. Rasyonel bir ifadeyi tanımsız yapan değer nedir? Aynı zamanda bu fonksiyonu süreksiz yapan noktadır diyoruz. Bakın,
Rasyonel bir ifadeyi tanımsız yapan ifadeye biz ne diyorduk? Paydayı sıfır yapan değerdir diyorduk. Paydayı sıfır yapan değer burada ne ola ki? Burayı sıfır yapan değer kaçtır arkadaşlar? X kare eksi 4'ü sıfıra eşitlediğim zaman ne gelecekmiş? Eksi 2 gelecekmiş, 2 gelecekmiş. Bakıyorum. 1'den büyük olan hangisi? 2. O zaman şunu alamam. Diyorum ki 2 noktasında da yine bu neymiş? Süreksizmiş. Buraya gelelim. Paydayı sıfır yapan değer. Eksi 4'e 4. Hangisi birden küçük? Şu. O zaman bunu alamam. X eşittir. Eksi 4 de ne yaparmış bunu? Süreksiz yaparmış. O halde kaç farklı noktada süreksizmiş arkadaşlar? 3 farklı noktada süreksizmiş diyoruz. Şimdi başka bir örneğe bakalım arkadaşlar. Bir küplü ifade tanımlamışız bu kez fx'in içerisinde. Bir de yine rasyonel ifade tanımlamışız. Kaç farklı x tam sayı değeri için süreksizdir diye sorarız. Ne dedik? Şu fonksiyonu tanımsız yapan, bu ifadeyi tanımsız yapan, bir de şu uç yani kritik noktalara bakarız dedik. Süreksizlik için değil mi? O halde buyurun bir iki yazalım. Ne yaptı? Zaten kökün içerisini negatif yaptı arkadaşlar. Burada da yazdığımız zaman yine aynı şekilde ne yapacaktır? İşte eksi 21 yapacaktır. Bunlar eşit midir? Değildir. O zaman x eşittir 2 noktasında nedir? Süreksizdir. Şimdi bakalım. 2'den büyük olan değerler için bu köklü ifadenin derecesi çift olduğuna göre, dikkat edin arkadaşlar, kökün derecesi çiftse tanım kümesinde fonksiyonlara hatırlarsanız daima içerisinde olması lazımdı. Sıfırdan büyük olması lazımdı. Onun derecesi ne? 2. O zaman içerisi daima ne olacak? Büyük eşittir 0 olması lazım. 2'den büyük olan değerler için bunu terso yapan durumlar hangileridir? Bakalım. Ben buraya 3 yazsam bura negatif olur mu? Olur. Sıkıntı. 4 yazsam olur mu? Olur. Peki 5 yazsam bir sıkıntı olur mu? Burası 0 olur. O zaman bir sıkıntı arz etmez. O zaman x eşittir 3, x eşittir 4 noktaları için bu ifade neymiş? Süreksizmiş. Bakın burada 6 yazsam, 7 yazsam, 8 yazsam bunlar ne olacaktır? Pozitif olacaktır, olay sağlayacaktır. Ha. Peki buraya bakarsam paydayı 0 yapan değerler neler? Eksi 5'e 5. 2'den küçük olan hangisi? Eksi 5. O zaman x eşittir eksi 5 de neymiş diyoruz? Bu ifadeyi tanımsız yapan bir değermiş. Dolayısıyla süreksiz yapacakmış. Yani bir ifadeyi tanımsız yapan değer aynı zamanda o ifadeyi ne yaparmış? Süreksiz yaparmış arkadaşlar. O halde kaç tane tam sayı değeri varmış diyoruz? 4 farklı değer varmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar, başka bir örneğe bakıyoruz. F'de x dediğim ifade bu şekilde verilmiş. Bu fonksiyonun süreksiz olduğu x değerleri neler diye sorulmuş bize. Şimdi burada şu yukarı için süreksizlikten bahsetme imkanım yok. Ama paydaya bakarsam paydayı sıfır yapan değer ne yapardı? O fonksiyonu süreksiz yapardı. Peki paydayı sıfır yapan değerler nelerdir arkadaşlar? X kare eksi 4x eksi 5'i ben sıfır yaptım. X'e x yazdım. Eksi 5'e 1 yazdım. O zaman x'in bir değeri var ki kaç? 5. Bir değeri var ki kaç? Eksi 1 arkadaşlar. Süreksiz olduğu x değerler nelermiş? 5 ve eksi 1 noktasıymış diyebiliriz. Bir diğer örnek, fonksiyonun süreksiz olduğu x değerlerinin toplamı, yani bu ifadeyi sıfır yapan x değerlerinin toplamı kaçtır diye sorulur bize. Oturup bu ifadeyi çarpanlara ayırmayla uğraşsak ayırabilir miyiz? Ayıramayız. Uğraşmamıza da gerek yok. Neden? Toplamı soruluyor zaten. Bu kaçıncı dereceden bir denklemdir? İkinci dereceden bir denklemdir. İkinci dereceden bir denklemin kökler toplamı neye eşittir? Eksi b bölü a'dan eksi 7'ye eşittir diyoruz. Yani x'in alacağı değerler toplamı kaçmış? Eksi 7'ymiş arkadaşlar. Bir diğer örnek tipine gelirsek, fonksiyonun tüm reel sayılarda sürekli olduğu söyleniyor. M'nin bulunduğu aralık kaçtır diye sorulur bize. Peki ne yapmam lazım ben burada? Bakın arkadaşlar, bu ifade tüm reel sayılarda sürekli ise ne olmaması lazım? Paydayı sıfır yapan herhangi bir değerin olmaması lazım. Peki bu kaçıncı dereceden bir fonksiyon? İkinci dereceden bir fonksiyon. İkinci dereceden bir fonksiyonmuş paydamız diyoruz. Ve bunu sıfır yapan herhangi bir değerin olmaması lazımmış diyoruz. Yani kökünün olmaması lazım diyoruz. İkinci dereceden bir ifadede kök olmayacaksa
O zaman nedir arkadaşlar? Delta dediğim ifade sıfırdan küçüktür diyoruz. Yani artık özetle bu tarz bir ifade görürsek arkadaşlar, rasyonelse, hemen bakıyorum ikinci dereceden bir ifade, o zaman delta ne olacak? Sıfırdan küçük olacakmış diyoruz. Buyurun. B kare 16 eksi 4 A, C diyorduk. Yani 1 çarpı M sıfırdan küçük. 16 küçük 4 tane M. Sadece işte 4 M'den küçük. Yani M 4'ten neymiş arkadaşlar? Büyükmüş diyoruz. Evet arkadaşlar, başka bir örneğe bakıyoruz şimdi. F'de x demişiz. 4 bölü x kare eksi 4. Artı 1 bölü x kare eksi 1 verilmiş. Bu fonksiyonu aşağıdaki noktaların hangisinde süreklidir diye sorar bize. Şimdi bu ifadeleri süreksiz yapan değerler nelerdir arkadaşlar? Paydayı sıfır yapan değerlerdir. Paydayı sıfır yapan değerler neler? Eksi 1'e 1. Burayı sıfır yapan değerler neler? Eksi 2'ye 2. O zaman eksi 2 de süreksiz. 2 de süreksiz, eksi 1 de süreksiz, 1 de süreksiz. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 0 kaldı diyoruz. Şimdi burada da bu fonksiyon R fark A'da sürekliymiş. Bu adam niye bunu böyle tanımlamış arkadaşlar? Demek ki bu A ne yapıyormuş? Paydayı 0 yapıyormuş. Ki bunu çıkarmış. O halde diyoruz A kaçtır? Ne dedik? Bu A paydayı sıfırlar. X yerine A yazdığım zaman arkadaşlar payda ne olacakmış? 0 olacakmış. Buyurun yazalım. A artı 5 tane A eksi 24 eşit 0 ise arkadaşlar 6 A eşit 24. A dediğim ifade kaçmış? 4'müş şeklinde söyleyebilirim. Evet, bir diğer örneğe daha bakıyoruz arkadaşlar. F'de X verilmiş. X küçüktür A için bu ifade, X büyük eşittir A için X tanımlanmış arkadaşlar. X eşittir A'da sürekli olduğuna göre diyor. A en çok kaçtır? Ne yapmalıyız burada? Şimdi X yerine A yazdım. Burayı ne yaptı? 0 bölü 0 yaptı. O halde biz bunu 0 bölü 0'dan kurtarmak için ne yapıyorduk? O belirsizliği yok etmek için çarpanlarını ayırıp sadeleştirme yapıyorduk. Ne gelecek arkadaşlar buradan? Küp açılımından. X eksi A. X kare artı AX artı ney? A kare bölü diyorum. X eksi A. Şunlar ne yapar? Sadeleşir arkadaşlar. Bakın X gördüğüm yere artık A yazacağım. Ne oldu? A kare oldu. A çarpı A. A kare geldi. Artı A kare. Yani ne oluyor burası? 3 tane A kareymiş. Şimdi burada yazdık. 3 A kare geldi. Burada yazdık ne geldi? A geldi. Şimdi bunlar ne olacak o zaman? Birbirine eşit olacak arkadaşlar. O zaman ne diyorum? Diyorum ki 3 A kare sen nesin? A'sın. Buradan sadeleştirme yaparsam 3 tane A eşit 1. A dediğim ifade kaçtır? 1 bölü 3'tür. Bir de bu sadeleştirirken kaybolan kök vardır. Yani A eşittir 0'dır aslında. Biz bunlara baktığımız zaman arkadaşlar A'nın en büyük değerini arıyoruz. O halde cevabımız kaçmış? 1 bölü 3'müş diyeceğiz. Geldik buraya. Y eşittir fx fonksiyonu verilir. X eşittir 2'de de sürekli olduğu söylenir. Sürekliymiş, limit de kaça eşitmiş? 4'e eşitmiş. Yani bu şu demektir aslında. Vatandaş kısaca şunu diyor bize. Limit tamam 4 diyor. Aynı zamanda diyor f'de 2 de kaçtır diyor? 4'tür diyor. Çünkü sürekli olabilmesi için hem limitin hem de bu noktanın karşılığı aynı olmalıdır arkadaşlar. O halde 2'ye sağdan gittim. Kaç? Soldan sağdan gitmişiz. Aynı değere gitmiş ki cevap 4 olmuş değil mi? O zaman solu da 4'e gider. Sağ da 4'e gider. Bakın sağdan gitmişiz. Ne diyeceğiz o zaman? 4 diyeceğiz. Soldan gitmişiz. Ne diyeceğiz? 4 diyeceğiz. Zaten F2'ye ne demiştik? 4 demiştik arkadaşlar. O halde ne gelecek? 4 artı 4 bölü 4'ten 1. Yani cevap kaçmış? 5'miş şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldik sürekliliğin son kısmına. Bir fx fonksiyonu tanımlamışız. Bir parçalı fonksiyon. X'i eşittir 2'de sürekli olduğu söylenir bize. M'in değeri kaçtır diye sorulur. Bakın ben x farklı 2 noktasına ve x eşittir 2 noktasına göre 2 tane fonksiyon tanımlamışım değil mi? Burada da ne arıyorum? Sürekli olduğunu soruyorum. M'in değerini arıyorum. Şimdi ben soldan yaklaşacağım. Sağdan yaklaşacağım. Bir de x eşittir 2 noktasında bakacaktım. Bunların da üçünün de birbirine ne olması lazımdı? Eşit olması lazımdı. Bakın x yerine 2 yazdığım zaman bu ifade ne gelir?
2m eksi 4 gelir. X farklı 4 için arkadaşlar. İşte sağdan ve soldana bakarken böyle bakıyoruz. Yani vatandaş deseydi ki mesela 2'ye sağdan yaklaş. F'de x deseydi arkadaşlar biz bunu değil bunu kullanacaktık. Hani 2'ye sağdan gidiyoruz. 2'den biraz büyük bir değerdi. Yani farklı 2 oluşturmuş oluyor değil mi? Buraya bakalım hadi yazdık madem. 2 kare farkından ayıracağım ben bunu. Artık bunları öğrendiğimizi düşünüyoruz. 0 bölü 0 belirsizliği var malum. Yok etmek için ne yapıyorduk? Çarpanlarını ayırıyorduk. Bunlar ne yaptı? Gitti. X yerine 2 yazdım. Kaç geldi? 4 geldi arkadaşlar. Soldan gitseydim değişecek miydi cevap? Hayır. Yani 2'ye ben soldan gitseydim de f'de x dediğim ifade aynı mantıktan 4 gelecekti. O zaman sağdanı soldanı 4 kardeşim bunun. Değil mi? Yani şu ifadenin karşılığı kaçmış? 4'müş. Bu ifadede 2m eksi 4 müydü? Süreklilik için bunlar birbirine eşit mi olmalıydı? Evet. O zaman diyorum ki 2m eksi 4 sen kaçsın? 4'sün. O zaman 2m diyorum sen kaçsın? 8. M'e soruyorum. M cevap veriyor. Cevap kaçmış? 4'müş. Geldik diğer soruya. Bu fonksiyon gerçek sayılar kümesine neymiş? Sürekliymiş. Buna göre diyor m artı n kaçtır? Bakın. Burada bu fonksiyonu parçalara ayıran iki farklı nokta var. Hem sıfır noktası hem iki noktası. Bunun sürekli olabilmesi için sıfırı bulunduğu kısım burası ve bu fonksiyon mudur? İkinin bulunduğu kısım bu ve bu fonksiyon mudur arkadaşlar? Evet. Hangi tarafta bulunuyorsa oralarda ne yapacağım? Yerlerine yazıp birbirine eşitleyeceğim arkadaşlar bunu. Bakın sıfırı yazıyorum. Ne geldi? 20. Sıfırı yazıyorum. Ne geldi? N. Değil mi? Bu m çarpı sıfırdan gitti malum. Demek ki n kaçmış? 20'ymiş arkadaşlar. Buyurun şuraya yazalım. Şimdi 2 yazıyorum. Burası ne olacaktır? 2m artı 20 olacaktır. 2 yazıyorum. Ne geldi? 4 eksi 2'nin karesi. O zaman 2m artı 20 ne geldi? 4 geldi. Karşıya şutladım. 2m diyorum sen kaçsın? Eksi 16'sın. M ne diyor? Eksi 8'im diyor arkadaşlar. O halde m eksi 8'miş. N de 20'ymiş. Eksi 8 artı 20'den cevap kaç gelmiş? 12 gelmiş şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Süreklilik videosunun sonuna geldik.